Hello, hello! Hollanda'ya resmi olarak taşınıyoruz. Bu cümleleri böyle kurduğumu bile şu an idrak edemiyorum. Şu an Antalya'daki evimizdeyiz ve bundan 2,5-3 ay sonra yaklaşık Rotterdam'daki evimizde olacağız. İnanılmaz. Rotterdam dedim. Yani %90 ihtimalle sanırım Rotterdam'da olacağız. Aşırı heyecanlıyım. İnanılmaz motiveyim. Çok mutluyum. Bir yandan da biliyorsunuz ki köpekle birlikte yurt dışına taşınmak da bir prosedür. Ve böyle titrasyon testi vesaire yaptırmanız gerekiyor. Bu yüzden de Mia'nın işlemlerine hemen başladık. Bizimle birlikte direkt gelebilsin diye. Çünkü büyük ihtimalle Ocak gibi oraya gidiyor olacağız. Öyle bir başlangıç tarihi var Kenan'ın. Oh, o yüzden böyle çok mutluyum. Mia'nın da dün kanını verdik, aşılarını yaptırdık. Ve bu tarihten itibaren de onun da bağışıklığını böyle yükseltmeye çalışacağız ve kendi bağışıklığımızı da yükselteceğiz bir yandan. Böyle gitmeden doktorlara gitmemiz lazım, bu evi kapatmamız lazım, bu eşyaları götürecek miyiz, götürmeyecek miyiz? Bir soru işareti falan. O kadar çok şey var ki yapılması gereken. Ve tabii ki ben de bu zamanlarda size çok bir şey söyleyemediğim için böyle çok minimum şeyler söyleyerek sizinle içerik paylaşıyorum ama bir yandan da bu anlara da ortak olmanızı istedim ki bana da hatıra kalmasını istedim aslında bu anların. O yüzden bütün süreci böyle çekip paylaşacağım. Bakalım ne zaman ev bakmaya gideriz ve ev tutarız. Tüm o süreçleri de çekmek istiyorum kesinlikle. O zaman Hollanda'ya taşınma günlüklerimize hoş geldiniz. Bakalım kaç video olacak bunlardan. Öncelikle aklınızda bir sürü soru olduğunu farkındayım. Aklınıza takılanları aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz bu arada. Hani nasıl taşındık, işler nasıl ilerliyor vesaire, böyle teknik şeylerle ilgili bir video olmayacak bu ama merak ettiğiniz şeyler varsa aşağı yorumlar kısmına bırakırsanız o konularla ilgili içeriklerde çekerim. Ama bu video bizim Antalya'ya veda videomuz olsun. Ve evi kapatma, taşınma günlüklerine hoş geldiniz. Şu anda bakıyorum 10. Evet, 10 olması lazım bugün. 10 Kasım bugün ve bundan tam 2 ay sonra şu anda Rotterdam sokaklarında olmuş olacağım büyük ihtimalle. Eğer öyleyse hatta şöyle bir geçiş yapıp size göstermek isterim o anı. Olması gereken ilk şeylerden biri Antalya'daki bu evin kapatılması. Eşyalarımızı götürüyoruz. Bir nakliye firmasıyla anlaştık. Onlarla birlikte taşıyacağız. Ama mümkün olduğunca bize iyi hissettirmeyen ve bırakmak istediğim şeyleri bırakacağım. Mümkün olduğunca az eşyayla gidip orada daha güzel ve içime sinen bir ev yaratmak amacım. Bu yüzden bu taşıma günlükleri videosu olacak. Büyük ihtimalle bu videonun komplesi Antalya'daki evi kapatmakla ilgili olacak diye düşünüyorum. Öncelikle şuralardan birkaç bir şey ayırmam gerekiyor. Aslında çok bir şey yok buralarda ama yine de atılacak şeyler var. Özellikle ellerimle beslediğim bu güzellim deve tabanımdan ayrılıyor olmak beni oldukça üzüyor. Çok seviyorum yani. Şuna bakar mısınız? Mükemmel. Ama şunları götürmek istiyorum. Orada yeni çiçekler alıp üzerine koymak için. O yüzden bunlar gelecek bizimle. Benim şöyle bir özelliğim var. Temizlik yaparken temizlik videoları izlerim. Şimdi de taşınma günlükleri çekip evi biraz taşınmaya hazır hale getirdiğim için arkada bir taşınma videosu açık. İlham doluyorum diyelim. Haydi şöyle biraz ayıklama yapalım. Bir yandan da bir martini yaptım kendime. Bu tabii ki de geliyor bizimle ama önce temizlenmesi lazım. Bir çöp poşeti alayım en iyisi. Bir dakika. Daha çok yolunda gitmiyor. Şöyle 3 kutu daha. Tozlu hatta. Kutu getirdim ama neredeyse bir poşet doldu bence. Yine de iyi gidiyoruz diyebiliriz. Bunların hepsi var ya. Seyahat şeyleri. Bittim ben. Aa, YouTube şeyini buldum. Tabii ki hatıralara gidiyor.
Bilibum, farklı paralar. Ah, eski arabalarım. Ben mesela imkansızlar. Bay bay. Bay bay. It's our first day in Rotterdam. Heyecanlı mısın Rotterdam için? Çok heyecanlıyım. Ne kadar kaldı şimdi? Bir buçuk İstanbul'a gitmemize, bir buçuk oraya gitmemize de büyük ihtimalle bir iki ay falan kaldı. İki buçuk ay kaldı. Hadi yine. Hadi. Görüşürüz. Motorumu sattık. Bugün Kenan'ın sürekli motor için ilana yazanlar vardı. Alan adam diyor ki cep telefonunu almak için kesirdim. Telefonu vermek istemeyen izleyici. Letgo mesajları only. Öyle yazsam profiline. Sadece Letgo'dan yazın. Ne yapacaksın telefonu almayın. Zırt pırt arıyor sonra telefonu arayınca. Bu kadar olur mu, bu kadar olur mu? Bazı eşyalarımızı yavaş yavaş satıyoruz. Misal. Ayakkabılık uğurluyoruz az sonra. Ay ne güzel oldu arka planı. Burada hep böyle bir kaos oluyordu. Her neyse yavaş yavaş bir şeyler satılıyor. Böyle istemediğimiz şeyleri çok götürmeyelim dedik oraya. Bize iyi hissettirmeyen şeylere. O yüzden inanılmaz şey atıyoruz, satıyoruz. Böyle bir yüklerimden kurtuluyorum. Şimdi birkaç şeyle dolaba yükleyeceğim. Who's to know what happens when the world ends? At least this is an okay bar for running into you. Bugün 4 Aralık ve bugün bizim taşınma günümüz. Birazdan Nagi'ye gelecek ve taşınacağız ama büyük ölçüde hazırladık her şeyi. O yüzden umarım ki çok hızlı ve bir o kadar kolay olur. Çünkü sonrasında bir de yola çıkacağız İstanbul'a doğru. Daha böyle sesim bile açılmadı yani o kadar erken kalkıp bu videoyu çekmek istedim. Her şey kaosa dönüşmedim önce. O gün geldi. Bye bye güzel öf.